Hoş geldiniz dostlar selamun aleyküm önemli gelişmeler var bilindiği gibi dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'ya gitti. Yine Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün ülkemize gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. ABD Savunma Bakanı da önce Brüksel'e gitti daha sonrasında Bulgaristan ve Slovenya gibi ülkeleri ziyaret edecek. Bugün kendisinin NATO Genel Merkezi'nde Stoltenberg'la görüşme yapması da bekleniyor. Ama bizim için daha önemli bir gelişmeyle başlayalım. Suriye'den haberler servis ediyor. Haber şu şekilde yazılmış. Halep'te Türk kuvvetleri Tel ve Münbiç kırsalında rejim mevzilerine top atışı gerçekleştiriyor. İşin özeti ordumuz tarafından Esad rejimin operasyon düzenlendi. Haberde ülkemizin Halep kırsalında Tel Rıfat kasabasında rejim askeri karakolunun yakınındaki iki tepe top mermisi ateşlediği cümlesi kullanılmış. Yine Münbiç kırsalındaki El Hayseriya köyüne de top mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı yok iddiasında bulunulmuş. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait Siyalır'ın Terrifat kasabasındaki Höyük köyü üzerinde bulunan terör örgütü YPG PKK karargahını vurduğu belirtiliyor. Karargahın olduğu yerde örgütü ait obüsler bulunmakta. Bunlar Amerika tarafından terör örgütüne veriliyor. Yine Suriye İnsan Hakları ve aktivistleri Halep kırsalında Münbiç kentinin kuzeydoğusunda El Cad köyünü insansız hava aracıyla ordumuzun vurduğunu belirtiyor. Bu kapsamda ülkemiz Suriye'deki operasyonlarını aralıksız devam ederken, tabii ki de büyük kara operasyonu yapılmadan terör örgütünü buradan uzaklaştırmak zor. Yine şunu söyleyelim, Rus Spetnazları yani Rus özel kuvvetleri, her bölgesinde Ukrayna'da halkın elindeki silahları arıyor. Bununla ilgili çekilen görüntüyü görmektesiniz. Rusya'ya ait Orlan-10 insansız hava aracı görüntüleri de servis edilirken Çernik bölgesinde Ukrayna mevzilerine yapılan Rus topçu atışlarının videosu yayınlanıyor. Rusya akın akın işgali sürdürürken Ukrayna'nın güneyinde Rus Simört çok namlu roket atar sistemlerinin şehirlerden geçtiğini gösteren videoyu görmektesiniz. Yine Rusya Savunma Bakanlığı direnişin kırıldığını duyurarak Parkov bölgesinde 90 tondan fazla yardımın askerlere sağlanacağını belirtiyor. Bu şekilde iddia yapılmış. İşgal eden ülke yardım kismesi altında bölgeye gelmeye devam ederken dün akşam saatlerinde Polonya Başbakanı, Slovenya Başbakanı ve Çekya Başbakanı Kiev'e gelmişti. Bunu da hatırlatalım. Zelenski'den sitemkar davet geliyor. Burası tehlikeli olabilir. Gökyüzümüz henüz Rus füzelerine ve uçaklarına kapalı değil hava gücümüzü güçlendirme kararı alamadık, uçak alamadık ama yanımızda olan herkese şükran duyacağız açıklaması yapılıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının listesini görmektesiniz. Tabii ki de Ukrayna Rusya çatışmasında kullanılan cihazlardan bahsediyoruz. Rusya genellikle çoğunu eski envanterini eritmeye çalışıyor yorumları yapılmış. Gerçek gücünü modern araçlarını buraya getirmeyen Rusya'nın kendi askerlerini feda ettiği çok sayıda askerin öldüğü biliniyor. Dolayısıyla ileride Putin'den bunun hesabı sorulur mu? Şu an diktatörlük olduğu için zor gözüküyor. Araya haber sıkıştıralım. Bir taraftan da Taliban Türk kökenlileri bölgeden yollamaya devam ediyor. Daha doğrusu hükümetten uzaklaştırıyor. Taliban Özbek kökenli komutanları pasif göreve atıyor. 203. Mansur Kolordu komutanı Özbek türküs Selahattin Eyyubi kendisi Afganistan'da önemli bir görev olmayan Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcılığına atandı. Selahattin Eyyubi 15 Ağustos'ta Kabil'e giren Taliban komutanıydı. Sarayda verdiği fotoğrafla meşhur olmuştu. Daha öncesinde 209. Kolordu Komutanı Ataullah Ömer'i savunma bakan yardımcılığına ardından da Cevizcan Valisi Karı İsmail'i Kunduz Kolordu yardımcılığına yine far yaplı Ali Mahdum'u da hapse atmıştı. Taliban bu tür iddiaları kabul etmese de Özbek toplumunda söylenmeler artarken Raşit Dostum yanlarının özellikle fırsat kolladığı biliniyor. Rusya Merkez Bankası Rus Mir kart ödeme sisteminin Türkiye'de Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ATM'lerinden nakit çekebilmek ve alışverişlerde ödeme yapabilmek için kullanılabileceğini duyuruyor. Ruslar Türk bankaları üzerinden ambargoyu delmek için harekete geçti. Yine dostlar bugün erken saatlerde Odessa'ya yaklaşan Rus donanma gemilerini görmektesiniz. Daha yakından incelendiğinde çıkarma gemilerinin öncü gemisinin bir mayın gemisi olduğunu görmekteyiz. Rusya mayın avlama gemisini mantıklı bir hamle olarak tabii ki de en önden yolluyor. Öncelikle mayınların tespiti yapılacak. Daha sonrasında Rus ordusu Odessa'ya deniz çıkartması yapacak. 14 savaş gemisi bölgede ilerlemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ı görmektesiniz. Her ne kadar Suudi Arabistan'la Çin arasında yakınlaşma olsa, Suudi Arabistan'la Amerika arasında kopuş olduğu belirtilse de, ordu bakımından tam tersi. Sürekli Suudi Arabistan ordusu Amerika ile tatbikat yapıyor. Bununla ilgili yeni görüntüler paylaşılırken yine ABD-Suudi tatbikatından görüntüler ve resmi açıklamalar Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından basına servis ediliyor. Yine iddiaya göre Ukrayna'nın verdiği kayıpları görmektesiniz. Hemen hemen herkes gerek resmi kurumlar gerekse de gazeteler farklı rakamlar servis ettiği için bunların iddia olarak kaldığını söyleyelim. Son durum haritasına bakalım. Gece olduğu için dostlar gece saatlerinde daha az çatışmanın yaşandığını görmekteyiz. Dün yayınladığımız haritada her yerde silahlı çatışmalar vardı. Nispeten sakin bir gün. İngiliz istihbarat tuşunu söylüyor. Rusya güçleri doğu bölgesini ele geçirecek. Bu kapsamda Pasifik filosu Ermenistan'a kadar uzaklardan yeniden konuşlandırılıyor cümlesi kullanılmış. Harkov yerleşim bölgeleri yine birkaç saatliğine ağır bombardıman şeklinde hedef alındı. Harita üzerinden gösterelim. Örneğin dostlar Maripul'dan Zaporozhye'ye kadar tahliyetten araba konvoyundan bahsettirken bu konvoyun Rus birlikleri tarafından engellendiği belirtiliyor. İnsanlar hiçbir yöne hareket etme imkanı olmadan Rus askerlerinin kontrolünde yolun ortasında bırakılıyor şeklinde taliyede sıkıntılar olduğuna yönelik haberler servis edilmiş. Zaporozhye bu arada burası. Yine dostlar Nikopol bölgesinde hedef alan füze saldırısının yapıldığı belirtiliyor. Dnipro'da da iki Rus füzesi Dnipro şehrinde havalimanını hedef aldı terminal hasar gördü pis yıkılmış durumda. İşin özeti Ukrayna neredeyse çökmüş durumda maalesef. Durum bu şekilde. Yine Maripol sakinleri de bölgede Ruslar tarafından ateş açıldığını da belirtiyor. Zaten artık Güneydoğu tarafının tamamıyla alınacağını söyleyelim. Görüldüğü gibi burası da bugün alınacaktır. Baktığımızda Belarus savaşa girmeyeceğini söylese de Belarus tarafındaki birçok kısmın çoktan alındığını söyleyelim. Örneğin şu bölge alınmadan doğrudan Ruslar görüldüğü gibi buraya geçmiş. Bu da Belarus'un savaşa girdiğine dair soru işaretlerini arttırıyor. Özellikle Sumy Oblastı'nda çok sayıda Rus tankı hasar görmüştü. Bu bölgede şu ana kadar son saatlerde herhangi bir çatışmanın olmadığını da görmektesiniz. Yine dostlar bu bölgeye baktığımızda demin de dediğimiz gibi Chernihiv bölgesi hedef alınmıştı. Buranın sivil altyapı olduğu belirtiliyor. Çok da uzatmaya gerek yok. Yine Ruslar en uzak bölgelere yani Odessa bölgelerine de bilindiği gibi saldırı gerçekleştirirken çıkarma yapmak için burada hazırlıklarını sürdürüyorlar. Buraya baktığımızda çıkarma gemileri de dahil olmak üzere Rus donanması kuvveti bugün Odessa bölgesinde ilerliyor şeklinde artık Rusların Odessa'ya oldukça çok yaklaştığını yani ta denizin ortasında değil bizzat Odessa'ya kadar yaklaştıklarını görmektesiniz. Bakalım önce vurdukları yere mi saldıracaklar yoksa doğrudan Odessa'ya mı gelecekler? Bu da merak konusu. Burada da iki havalimanının olduğunu görmekteyiz. Hoşçakalın.